Tarihçinde Bediüzzaman'dan merhaba. Doçent Doktor Adem Elmez'le birlikte Bediüzzaman'ın hayatını ve Türkiye tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam geçtiğimiz programda Bediüzzaman'ın Isparta hayatını konuşmuştuk. Orada yazılan risalelerle yapılan risaleler üzerine yapılan çalışmalardan bahsetmiştik. Şimdi yavaş yavaş artık herhalde yeni bir güzergaha doğru gidiyoruz. Eskişehir. Gitmek zorunda kalacak Bediüzzaman. Eskişehir Mahkemesi'nin nedenleri neydi? Yani çünkü şundan bahsetmiştik Bediüzzaman, hani iki tane senaryodan bahsetmiştik geçtiğimiz programda. Yani ve muhtemelen devletin itiraz etmediği şekilde Isparta'ya gelmişti. Ama burada sonra yeniden neler değişti? Ne oldu da tekrar bir mahkeme süreci başladı? Evet, Isparta'ya geldikten sonra malum geçen programımızda bahsettiğimiz gibi talebeleriyle birlikte Risale-i Nur'un özellikle lemalar kısmının tamamlanmasıyla meşgul olmaya başlamıştı. Ancak sosyal hayatın içerisinde bir insandı. Namazlara gidiyor, etkinliklerde bulunuyor. Yine bu dönemde de talebesi Süleyman Rüştü Çakı'nın hatıralarından anladığımız kadarıyla bir cuma namazına gittiği sırada büyük bir halk kitlesi Hoca Efendi'yi Bediüzzaman'ı görebilmek için sokaklara dökülmüştü. Bu hatıra Badıllı abiden mi yoksa Son ayrı bir... şahitlerden. Son şahitlerden. Bu tabii yöneticilerin dikkatini çekmişti. Üstelik bu yetmiyormuş gibi. Yani bu o dönemdeki yöneticilerin gözüne batmıştı. Bunun ötesinde bir de bir kişi bir risaleyi, haşir risalesini götürüp valinin masasına koymuştu. Tabii geçmişte İslami gelenek içerisinde gelen önderlerin isyanları ve bu isyanların başlayış biçimleriyle ilgili zihinlerde var olan tortular bu tür bir takım simgesel anlamı olan küçük olayları büyütüp, devleştirip sanki bir isyan başlıyormuş gibi bir hava verilmeye çalışıldı. O günün gazeteleri özellikle bunu çok fazla işliyordu. Daha önce konuştuğumuz gibi zaten gazetelerin ekseriyeti kapanmıştı. Resmi ideoloji destekleyen 3-5 gazete kalmıştı. Yani burada belki şey de söyleyeyim. 30'larda artık rejim desteklese dahi herhangi bir örgütlü yapıya müsaade edilmiyordu. Hepsi kapatılmıştı. Evet. Hatta işte bu öyle bir noktaya gelecektir ki geldi ki malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri şunu demek zorunda kalacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sivil kuruluşlarını bile tahammül edemez hale geldi. Otoriterleşme çok güçlendi. Herhangi bir isyan girişimine tahammül edilebilecek bir noktada değil. Böyle bir ortam. Bu ortam içerisinde malum Bir isyan Bediüzzaman girişimi de yok. bir isyan Onda girişimi artık bitmiş yani. Serbest Fırkı ve Menemen olayından sonra bir sakinlik var. Tabi bu arada Bediüzzaman Isparta hayatı ile ilgili daha önce söylediğimiz bir takım demaların son bölümleri neşredilmiş. O cemaati bir arada tutan bir fonksiyon icra etmişti. Bunları daha önceki programımızda ifade etmiştik. Mesela İhlas Risalesi, İktisat Risalesi, Tesettür Risalesi ve İhtiyarlar Risalesi. Bunlar özellikle mesela farklı bir bakış açısı getiren İhtiyarlar Risalesi de toplumun belli kesimine hitap eden ve onların belli bir yaş aralığındaki insanların sorunlarını çözmeye çalışan bir vazifede görmüştü. Hulasa bu dönemde Risale-i Nur'la ilgili yapılan bu telifler toplumun geniş kesimleri tarafından okunan, hayata taşınan ve ondaki ilkelerin pratize edildiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu baştakileri tehdit olarak olayı tehdit olarak algılamaları neden olmuştu. İşte böyle bir ortam içerisinde bu Süleyman Rüştü Çakı'nın hatırasından da ilham olarak gördüğümüz gibi Bediüzzaman Isparta'da büyük bir
efendim hüsnü teveccühle karşılandığını görüyoruz. Bütün bunlar birleştirildikten sonra, valinin masasının üzerindeki risalede bulunduktan sonra güvenlik güçleri harekete geçmeye başlayacaktır. Jandarma genel komutanlığına bağlı birlikler Isparta'nın etrafını saracak. Yerel askeri birlikler Isparta-Afyon arasındaki yolları kontrol altına alacaklardır. Sanki büyük bir isyan meydana gelmiş, o isyanı önlemeye çalışıyorlar. Halbuki Bediüzzaman'ı tanıyanlar şunu bilmeleri gerekirdi. Bediüzzaman hizmetinde şiddete başvurarak netice alma yolunu hiçbir zaman tercih etmemişti. Bunu 1913-14 Bitlis olayında da göstermişti. Efendim 31 Mart olayında da göstermişti. Sonraki Şeyh Said olayında da göstermişti. Menemen olayında da göstermişti. Hatta şunu bile demişti Menemen olayından sonra. Bizim böyle bir isyan, bunu Eskişehir Mahkemesi savunmasında da ifade edecektir. Bizi böyle bir isyan yapabileceğimizi düşünüyorlardır. Halbuki biz istemiş olsak çok daha milyonlarca insanın, binlerce insanın katılımıyla gerçekleşebilecek büyük hareketleri meydana getirebiliriz. Ama yapmıyoruz. Bizim hizmet tarzımız böyle bir şeye izin vermiyor diyecektir. Yani şiddetle arasına mesafe koyduğunu defalarca her zaman hatırlatacaktır. Ve netice olarak hükümet bu rahatsızlığından dolayı Bediüzzaman ve talebelerini Isparta ve çevresinde ve Anadolu'nun değişik yerlerinde tutuklama girişimine başlayacaktır. Önce Bediüzzaman'ın elinde bulunan, yazılmış olan kitapları toparlayacaktır. Zorla kitaplar götürülecektir. Kendi ifadesiyle 2000 liraya yakın maddi zararın meydana geldiği bir durumdur bu. Artık ciddi anlamda kitaplar neşrediliyor ve onlar belli bir para karşılığı alınıyor, satılıyor vesaire. Onun bir değeri oluşmuştu. Bediüzzaman bunu da hatırladık. Daha sonra bunu talep edecek değil mi? Talep edecektir. Yani böyle bir zarar meydana getirdiniz diye talep edecektir. Hukuki olarak da haklı. Çünkü talebeleriyle birlikte emek, gayret sarf ederek böyle bir telifat meydana getirmiş ve hiçbir suç olmadan, mahkeme kararı olmadan birileri gelip onu alıp götürüp imha ediyorlar ya da depolarda saklıyorlar. Bunu haklı olarak itiraz edecektir. Tabii bu tutuklama süreci Isparta için hazin bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Isparta'nın yerel basını resmi ideolojiden etkilenmiş, yerel basını Bediüzzaman'dan kurtulduklarına dair metinler yazmış olsalar da halkın meydanlara dökülüp Bediüzzaman'ı efendim bağırlarına basacaklardır. Ona yaklaşmak isteyeceklerdir. Helalleşmek isteyeceklerdir. Askerlerin kontrolünde araçlara bindirilip Isparta'dan Afyon'a doğru, Eskişehir'e doğru hareket ettirilecektir. Bediüzzaman ve talebeleri, Isparta'dan alınan talebeleri 30'un üzerindedir. En yakın talebeleri efendim tutuklanmıştır. Ama Eskişehir'e ulaşıldığı zaman bu sayı 120'yi geçecektir. Değişik yerlerden ve değişik gruplardan. Türkiye'nin her noktasında, insanlar alınacaktır. Ve sadece galiba bu Bediüzzaman ve talebelerine yönelik bir şey de değil. Evet. Tabii bu arada ifade ettiğiniz gibi mesela Yalova'da ikamet eden Dağıstani tarikatının mensupları Şeyh Şerafettin ve müritleri de tutuklanacaktır. Onlar da Bediüzzaman ile ilişkisi varmış gibi aynı kategoride kamyonlara doldurulup Eskişehir'e gönderilecektir. Bunlar toplam 100'ün üzerinde insandır. Risale'de bazı yerlerde 120 rakamı geçer. İşte 100'ün üzerinde bir insanın Eskişehir Mahkemesi'ne sevk edildiğini görürüz. Tabii şöyle bir vaka karşımıza çıkıyor. Hani biz daha önceki Bediüzzaman'ın yaşadığı sürgüne gönderme yöntemlerini biliyoruz. Mesela Van'dan kızaklara bindirilip Trabzon'a doğru sevk edildiği vakiydi. Burada da kamyonlara bindirilip
ikili ikili kollarından zincirlenip kamyonlara bindirilip Afyon Eskişehir hattına doğru gönderilecektir. Kötü şartlarda tabii. Kötü şartlarda bunlar gerçekleşecektir. Allah'tan mevsim sıkıntılı bir dönem değildir. İşte bahar mevsimidir. 1935'in baharıdır. Yani Nisan sonlarına doğru bu olaylar gerçekleşiyor. Gazeteler tabii olayları abartarak veriyor. Ne diyor mesela gazetelerden Akşam Gazetesi'nin manşetinde mürteci bir şeyh ve 15 müridi tutuldu deniliyor. Senaryo şöyle, işte Menemen olayı, Şeyh Said olayı benzeri bir olay başlıyor. Yani öyle bir bekleyiş içerisindeler. Hatta şöyle bir talimatın verildiği de bilgilerimiz arasında denilmiştir ki yolda askeri komutana, Ruhi Bey adındaki müfreze komutanına yolda giderken Bediüzzaman'a bir şekilde öldürüp bir kenara atılıverilmesi, Eskişehir'e bile ulaştırılmaması istenmiştir. Ancak ilginç bir şey, Ruhi Bey ehlamiyet bir insandır. Çok geçmeden o zincirleri söktürüp yolda Bediüzzaman ve talebelerinin serbest bir şekilde namaz kılmalarına izin verecektir. Bunun tabii çok hatırası var. Malum o ekipte bulunan 30'un üzerinde insanın bir kısmının hatıralarında bunu izlemek mümkün. Isparta'dan bu insanlar halkın teveccühüyle, dualarıyla artık elleri kolları bağlı olarak müfreze komutanının denetiminde yola gönderildikten sonra yolda da kısmen rahat bir şekilde bunlar Eskişehir'e ulaşacaktır. Yani bu yeni bir dönem başlayacaktır. Peki yani komutanın akıbeti ne oldu? Veyahut da böyle bir niyet varsa Bediüzzaman'a karşı bu daha sonra neden uygulanmadı? Sorusunun bir yani, cevabı var mı? O konuda tabii o sorunun cevabı yok. Neden yok? Belki araştırılması gereken konulardan bir tanesi. Bu Ruhi Bey'in akıbeti ne oldu? Normal askeri rütbeleri alarak devam etti. Çünkü ekstra bir şey yapmıyor aslında, vazifesini yapıyor. O emir mahiyeti nasıldı, kim vermişti vesaire, o da belki tahkik edilmesi gereken bir konu. Ama netice itibariyle Ruhi Bey orada askerlik onurunu da kurtaran vazife yaptı. Hukukun içerisinde kalarak adaleti yerine getirmiş oldu. O tür emirlerin kuşkusuz hukuksuz emirler olduğu bir vakıa. Yani birisinin bir üst komutanını işte şöyle yapıver, böyle yapıver demenin bir anlamı yok. Yolda giderken suçsuz bir insanı o şekilde cezalandırmak zaten hukuksuz bir şey. Zaten mahkemeye gidiyor bunlar. Cezası varsa mahkeme, hakimler ne güne duruyor? Onlar tespit etmesi gerekiyordu. Yani bir çok bir hukuk devletinden de bahsedemeyeceğimiz için o dönemde biraz öyle. Hukuk devletinden bahsedemiyoruz. Belki o günün şartları içerisinde başına bir takım şeyler geldi mi gelmedi. O Ruhi Bey'in de bu anlamda bakılması gerekiyor. Evet, Eskişehir Mahkemesi özel incelenmesi gereken konulardan bir tanesi. Şimdi Eskişehir Mahkemesi'nde geçen süre Bediüzzaman açısından hem sıkıntılı hem verimli. Sıkıntıları neler, verimli tarafı yani, neler? Belki bunun işte hareketin daha sonraki, Bediüzzaman Risale-i Nur hareketinin daha sonraki döneminde anlamak bakımından da bu Eskişehir Mahkemesi safahatı çok önemli. Şimdi buraya gelenleri önce bir gözden geçirelim isterseniz. Hani biraz önce bahsini ettik. Nur talebeleri vardı. Bediüzzaman'ın talebeleri vardı. İkincisi Yalova'dan getirilmiş Şeyh Şerafettin'in müritleri vardı. Bunlar İslam kardeşliği içerisinde hapishanede bir koğuşu paylaşır hale. Karıştır kaynaştır politikaları gereği Cumhuriyet'in daha önce sonra rastlayacağımız. Evet. Öyle bir ortam. Ama çok alakasız insanlar da getirilmişti. Mesela İzmir'de bir doktor, bir Nur talebesinin adres defterinde adresi bulunduğundan dolayı oraya celbedildiğini biliyoruz. Öte yandan Isparta'da aramalar yapılan birisinin evinde Ramazan'a aittir diye bir risale bulunur.
Ondan sonra bu Ramazan kim diye onu araştırmaya başlarlar. Halbuki Ramazan Risalesidir. Ramazan oruç anlatan bir risaledir. O kişinin komşusunun adı Ramazan'dır. Ve o komşusunu okuma yazma bilmeyen gariban Ispartalı vatandaşı götürüp Eskişehir Mahkemesi'nde sorguya tabi tutacaklardır. Böyle garip olaylar da yaşanmış. Yani alakasız yani, insanlar da... Biraz evvel hukuk devleti dedik ya. Evet. Böyle bir ortam. Tabii bir de trajik noktalar var. Mesela bu kadar kalabalık bir insan grubu büyük bir koğuşa dolduruluyor. Ve en basit insani vazifeleri görebileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği yerlerin olmadığı bir mekan burası. Bu tabii ne hukuk devletiyle ne insanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmayan bir şey. İlk zamandan sonra buraya koğuşa bir hortum uzatıp bu hortumu tuvalet olarak kullanmalarını isteyecek kadar o dönemdeki hapishane yöneticileri bayağılaşmışlardır. O günkü hatıralarda koğuşun kokudan geçilmediğini, insanların evet cemaatle namaz kıldıklarını, temiz olduklarını vesaire ama ihtiyaçlarını gidermek için bir mekanın bulunmamasının büyük bir eziyet olduğunu görüyoruz. Bediüzzaman tabii geniş ve tek başına bir koğuşa konmuş. Ötekiler de başka koğuşlara konmuş. Böyle bir imtihana tabi tutulmuşlar. Eskişehir Mahkemesi'nde ilk zamanlarındaki bu insani ihtiyaçlarına cevap verilmemesi ötesinde içlerine birden ajan konulmuş. Postacı Kamil adında bir zat, askerlik görevini yapan bir kişidir. Koğuşa ajan olarak konmuş. Oradaki cemaat ne ediyor, ne gidiyor onları hesaplaması için, onları yukarıya duyurması için o da görevlendirilmiş. Ancak o zat bakmış ki daha sonra hatıralarından bunu öğreniyoruz. Bu insanlar namaz kılıyorlar, ibadet ediyorlar, dua ediyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Yani bir suç denecek herhangi bir şey yok. Hatta malum o dönemde Bediüzzaman koğuşa talebelerine çaydanlığı gönderirken çaydanlığın altında işlerinde bir ajanın olduğunu ve dikkatli konuşmaları gerektiğini ikaz edecektir. Ondan sonra talebeleri tabii tahmin edeceklerdir, bunu öğreneceklerdir. Ama o ajan denen kişi de bakacaktır ki bunlar suçsuz Müslümanlar. O da namaza başlayacaktır. Ve o da Risale-i Nur'ları okumaya başlayacaktır. Bu tür olayların Risale-i Nur hareketi içerisinde örneği çoktur. Eskişehir Mahkemesi'nde de bu ajanın böyle bir vazife gördüğünü görüyoruz. Tabi Eskişehir Mahkemesi ilk dönemlerinde belki hapishane içerisinde karşılaşılan bir olayda iki grubu aynı mekana koymuşlardı. Bu gruplardan bir tanesi Şeyh Şerafettin'in müritleri, diğerleri ise Nur talebeleriydi, Bediüzzaman talebeleriydi. Bu şöyle de bir anlama geliyordu. İslam'ı yaşamaya çalışan iki grubun aynı mekanda belki çatışmaları beklendi, istendi. Öyle bir kurgu. Ancak bu insanlar arasında bu tür bir çatışma olmadığı gibi dayanışma içerisinde ibadetle meşgul oldular ve birbirlerini anlayarak günlerini geçirdiler. Fakat belki bunun Risale-i Nur hareketi açısından şöyle bir önemi oldu. Yani orada belki araya girip zaman içinde bir zaman kitabında hani bir gerilim unsuruymuş gibi veya işte bir meydan Bediüzzaman'ın karşılaştığı bir meydan okumaymış gibi bir yorumla aktarıyor bunu. Yani bunun şeyi nedir? Yani hem onun sebebi nedir hem bir arada rahat bir şekilde yaşadılarsa hani nasıl yaşadılar veyahut da işte bize ne söyler işte sonuç olarak baktığımız zaman farklı gelenekler diyebiliriz belki. Ehli tarik bir tarafta Nur cemaati bir tarafta. Belki bu hapse atılanları oraya atan insanlar böyle düşünmüş olabilir. Yani iki farklı düşünce sahibi İslami grubun
orada çatışma haline girmesi, dışarı çıktıkları zaman da bu çatışmanın büyüyeceği bir ortamı düşünmüş olabilirler. Ancak orada bildiğimiz gibi iki grup arasında herhangi bir çatışma olmayacak. Dayanışma içerisinde günlerini geçireceklerdir. Ancak belki şunlar olacaktır. Bazı nur talebeleri işte şeyhin müridin sözünü dinler gibi görünecekler. Bu konularda Bediüzzaman'ın ikazları olacaktır. İkazların da Risale-i Nur hareketinin belli bir yönünün tavasu etmesi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum ben. O yönü şu, Risale-i Nur hareketi bir tarikat değildi. Ama bu sadece metinlerde geçiyordu. Özellikle işte Barla döneminde yazılmış olan mektuplarda bu konu efendim açıklanmıştı. İman hakikatleri ekmek gibidir. Tarikat, keramet ise meyve gibidir diyerek ikisinin önemi arasındaki kıyaslamalar yapılmıştı. Ama bu pratize edilip insanların zihnine belki oturtulması bu Eskişehir Mahkemesi'ndeki tecrübenin verdiği imkanlarla daha iyi olmuştur. Bediüzzaman'ın mesleğinin tarikat olmadığı, her ne kadar tarikat mensuplarını kucaklasa da, her ne kadar onları dışlamasa da, her ne kadar İslam kardeşi olarak onlara sahip çıksa da farklı bir İslami yöntem olduğunu Eskişehir Mahkemesi tecrübesi ortaya koymuştur demek mümkün. Belki oradaki olduğu gibi bir meydan okuma, o kitapta verildiği gibi bir meydan okuma, bir çatışma ruhu olmamıştır. Daha sonraki yıllarda zaten nur talebeleri bu konuda oradaki çizgilerini muhafaza etmişlerdir. Diğer İslami gruplarla iyi geçinerek, kucaklaşarak yollarına devam etmişlerdir. Yani şunu ilke edinmişlerdir. Demişlerdir ki ben kendi mesleğimin güzelliklerini anlatırım. Benim mesleğim haktır derim. Ama başkalarının mesleği hak değildir. Efendim şöyle eksikleri var, böyle eksikleri var diye uğraşma yoluna gitmemişlerdir. Belki dediklerinize ek bir not olarak, ya bir, bu tabii ki bir tenkit değil ama işte aynı hapishanede kaldıkları Şeyh Şerafettin Yalova'ya döndükten sonra Suriye'ye geçecek ama Bediüzzaman Türkiye'de kalmaya devam ederek veya kalmayı başararak bir şekilde ve ne olmuş oluyor? Risale-i Nur hareketi genişleyerek büyümeye devam edecek. İlginç bir notada. Evet, yani mevziyi terk etmiyor bir anlamda. Yani buradaki sorunları çözmek için talip, buradaki toplumsal yapıya uygun bir mesaj sunuyor. Şeyh Şerafettin'in Suriye'ye gitmesi belki işte buradaki sorunlarla baş edemeyip terk etmek gibi bir yorum. Yani belki orada da çok şey yapmamak lazım. Sonuç olarak orası da bir İslam toprağı ve muhtemelen Suriye'nin de o dönemde kendine ait kendi koşullarında problemleri vardı. Belki orada farklı bir hizmete vesile oldu. Hulasa Şeyh Şerafettin'le karşılaşmış olması Risale-i Nur hareketi içerisinde tarikat nasıl bakılması gerektiği tavazu etmiş oldu. İyice ortaya konmuş oldu. Yani hem tarikat hem Risale-i Nur hareketi olabilir mi gibi, ne bileyim ikisini beraber götürmek mümkün mü gibi, yine daha sonraki talebeler arasında da bunlar olacaktır, tartışılacaktır. Ama burada bu konu tavazu etmiş oldu. Farklı bir yol, farklı bir yöntem, farklı bir metotla Kur'an'ı hakikatleri anlatmaya talip olan bir hareket olarak kendisini gösterdi Risale-i Nur. Ama ötekileri dışlayarak değil, kucaklayarak. Ya belki şey, yani burada işte Kemalist tarih yazımına da belki değinilebilir. Hani değil mi, hep işte tarikat, irticacı tarikat falan gibi nurculukla ilgili şeyleri var. Çok erken bir dönemde buna dair aslında bir cevap var. Birazcık hani Bediüzzaman'ın hayatına dair yapılacak basit bir okuma, giriş seviyesinde bir okuma bu konuda cevapları barındıracaktır. Evet, yani tabii o yıllar, biraz önce söylediğiniz gibi o yıllardaki reformları vesaire, onları da düşündüğümüz zaman Şeyh Şerafettin olayı örnek olay olarak alınıp değerlendirmek mümkün. Şimdi tarikatların dışlandığı bir dönem. Kemalist reformlar bu tür tekke, tarikat vesaire bu tür yerleri kapatmış. Ancak dikkat çekici bir şekilde bu Dağistani dergahını kapatmamış. Bu Kurtuluş Savaşı'nda katkısına bağlanabileceği gibi başka yorumlar da yapılabilir. Biliyorsunuz Anadolu'da
kapatılmayan bir başka mekanda Mevlevi dergahıydı. Yani Konya'daki Mevlevi dergahı. Konya'daki Mevlevi dergahının şöyle bir temsil vazifesi de vardı. Türkiye'deki geleneksel İslami, Hanefi, devletçi görüşün sembol mekanlarından birisiydi. 1826'dan beri bu böyleydi. Daha önce Bektaşilerde nasıl böyle temsil yeteneği varsa, sonraki dönemlerde Mevlevilerin böyle bir temsil yeteneği vardı. Onlar kapatılmamıştı. Şerafettin dergahının da kapatılmamış olmasının, işte Cumhuriyet'in kuruluşundaki inşa sürecindeki pozitif rolleri. Burada belki şunu da hatırlatmakta fayda var. Bediüzzaman'ın gerek Birinci Dünya Savaşı sırasında, gerek Yunan Savaşı sırasında göstermiş olduğu performansı daha sonraki yıllarda dikkate alınmamış değildi. Daha önce hep bahsettik. Onlar da dikkate alınmıştı. Mesela dünyevi anlamda bir takım makamlar vererek o da vazifelere getirilmek istenmişti. Ancak o tür bir ödülün kendi misyonunu yok edeceğinden dolayı kabul etmemişti. Ne parayı kabul etti, ne makamı kabul etti, ne Diyanet riyasetini kabul etti, ne de kendisine bağlanan maaşı kabul etti. Bunun sonucunda Risale-i Nur dediğimiz bu eserler ortaya çıktı. Benzer bir şey bu Şeyh Şerafettin damarında da söz konusu. Yine bu Yunan Savaşı sırasındaki olumlu hareketlerinden dolayı onlara pozitif bir ayrımcılık yapıldığı görülüyor. Diğer tarikatlardan farklı olarak. Ama bu ila nihayet devam edecek değil. Nasıl ki Bediüzzaman'a teklif edilip kabul edilmedikten sonra ona muhalefet başlamışsa Şeyh Şerafettin'de de işte bu olaya kadar sürmüş ve ondan sonra son nokta konulmuş oldu. Aslında belki şey ilginç olabilir. Yani Bediüzzaman Eskişehir Mahkemesi'ndeki savunmasıyla Şeyh Şerafettin acaba savunması elimizde var mı? Ortaya çıktı mı? Veya bununla karşılaştırma yapan bir çalışma yapıldı mı? Bayağı enteresan bir çalışma konusu olabilir herhalde. Olabilir. Kuşkusuz Bediüzzaman'ın savunması elimizde. Hı hı. Ancak Şeyh Şerafettin'in orada kendisini savunurken neler söyledi, nasıl konuştu vesaire. Bunlar dediğiniz gibi elde edilebilir herhalde. Özel bir çalışma yapmadığımız için şu anda bilmiyoruz. Hı hı. Yani var mı yok mu. Onların kıyaslanması, bir analizinin yapılması bu noktada dikkat edilen yani çalışmalar belki, ortaya çıkabilir. Yani o şeyde hakkında da fikir verir herhalde bize. Yani hapishanedeki işte biraz evvel anlattığımız yani Risale-i Nur hareketiyle tarikatlar arasındaki çizgi muhtemelen savunmalara da yansımıştır diye tahmin ediyorum mahkemede. Kuşkusuz. Yani belki de bu konularla ilgili sorular ve cevaplar söz konusu olabilir. Ama orada tabii onun savunması nasıldı o konuda bilgimiz olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Burada tabii şunu da hatırlamak lazım. Eskişehir Mahkemesi sırasında Şeyh Şerafettin ve talebeleri kısa sürede malum salıveriliyor. Daha doğrusu Bediüzzaman ve 20 talebesi, yaklaşık 20 talebesi dışında herkes salıveriliyor. Eskişehir Mahkemesi'nin asıl süreci malum bu 20 talebesiyle Bediüzzaman üzerinden yürüyecektir. Burada tabii devlet Eskişehir Mahkemesi Isparta'dan alınması, Eskişehir'e getirilmesi çok ciddi anlamda yargılanmasıyla Risale-i Nur hareketine ciddi bir darbe vurduğunu düşünmektedir. Şöyle de bir şey sanırım akıllardan geçirilebilir. Her ne kadar Bediüzzaman'ın yakın talebeleri sarsılmaz bir imanla davaya sahip çıkmış olsalar bile çevrede duymuş, okumuş vesaire insanlar üzerinde biraz da devletçi, ataerkil toplum yapısının egemen olduğu bu topraklarda böyle mahkemelere çıkmak olayı rahatsız etmiş olabilir. Bundan sonra Eskişehir Mahkemesi yani 1935 sonrasında birazcık tedirginliğin var olduğunu biz müşahede ediyoruz. Bu tedirginlik daha sonraki dönemlerde Kastamonu hayatının ilk yıllarında telafi edilerek gidecektir.
Süremizi doldurduk hocam. Belki bir sonraki programda bilemiyorum. Daha detaylı bir şekilde belki mahkeme sürecine Eskişehir Mahkemesi savunmaya değinebiliriz. Ama isterseniz şimdilik bu kadar diyelim. Hafta yeni bir programda tarihinde bir düz zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.